Hadi yürü. Gri bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. Madem vaktimiz vardı, niye evden koştura koştura çıktık? Çünkü Eminönü trafiği var. Yani burada bir saat oyalanabilirdi. Şimdi yolu yaraladık ve buralara kadar geldik. Evde kahvaltı edip riske atacağım. Bak erken geldik. 9'da burada olacaktık. 9'da olacak. Tamam, seni tebrik ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Şöyle bir kahvaltı. Şimdi Mahmutları bekliyoruz. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu valize, bu böyle neredeyse kabin boy gibi bir şey. Şu an tam belli olmuyor. Şöyle bir geniş açıdan göstereyim. Bu valize bayağı Hüseyin'le ikimiz sığdık. Hatta bir tarafını Hüseyin'in eşyalarını koydu. Ben bir tarafını koydum ve benim tarafım dolmadı bile. Ayakkabı var, elbise var, tişörtler var. Öyle olmasına karşın açtım yani. Hüseyin check-in yapıyor. Ekip geldi. Kahvaltılarını ediyorlar. Senin eline ne oldu Mahmut? Çok çalışmaktan. Boks mu yaptın, hayırdır? Taksiye bindik. Onlarınki olduğunu bilmiyorum. Evet, Hüseyinleri filmi festivalde gösterecek. Biz de bu bahaneyle böyle bir Hatay ekibi oluşturduk. Hatay'a yer yok. Benim çok ne oluyor ya, izlemiş. Hoş geldiniz. Şimdi şu an yerleşiyoruz. Video çekiyorum. Çıkış yapılıyor. Direkt çıkacaksınız değil mi? Evet. Televizyon klimayı ayarlamama gerek yok. Şimdi şehirde ilk dakikalar. Manzara müze. Hatay Şehir Müzesi. Müzenin kapısında müdüre benzer bir adam içeri yalvararak buyurun buyurun diye çağırıyor. Hatay 63. il olarak Türkiye'ye katıldığında valilik olan binasında böyle bir müze alanı oluşturuluyor. Müze Hatay'ın Fransız işgalindeki dönemini, 10 aylık müstakil devlet sürecini ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma sürecini anlatan bilgilerle donatılmıştı. Müze girişinde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu alanda da geçmiş dönemdeki başbakanlarını ve cumhurbaşkanlarını görebiliyoruz. Altı buçukta güzel bir yemek olacakmış. Hatay'a özgü yemekler. O yüzden çok fazla karnınızı doyurmayın dedim. Adoo, içeri atıştıracağız. Bak. Çok güzel bir yerden geçiyoruz bir dakika. Bir künefeci. Evet, devam ediyoruz. Ay, sepetlerin tatlılığına bak. Çok güzel bir sokağa girdik. Şimdi bir antikacı var. Hüseyin hemen kurcalıyor. Geri mi dönüyoruz? Artık gastronomi şeyleri gösteriyor. Halis Muhlis. Hatay biberleri kurumaya sevilmiş. Mahmut, kaybolduk. Senin yüzünden kaybolduk.
Sen daha zorlaştırıyorsun. Orada dışarıda restoran var. Oturun işte oraya. Festivalin afişlerini asmışlar. Ulaşım yeri diye bir mekandayız. Harbiye döneri yiyeceğiz. Daha dememiştim, bakalım nasıl. Evet, şimdi siparişlerimizi verdik. Önden böyle salatalarımız geldi. Harbiye döneri geldi. Benimki az acılı, bizimki acılı. Nasıldı döner? Güzel. Beğendim. Kesinlikle. Ulaşım yeri, ulaşım. Ulaş kimdir ben de çok ama beğendim. Şehrin havası çok güzel. Denizsellik etkisi hemen kendini belli ediyor yani. İlk uçaktan indikten sonra aşırı sıcak olur diye böyle bir tırstım ama bunaltıcı bir sıcaklık yok. Dinlenip çayımızı yudumladığımız bu restoran kafenin adını şu an hatırlayamıyorum. Tamansı Nehri kıyısında Hatay'ın merkezindeydi. Gayet de nezih bir işletme. Burada böyle çok tatlı kaktüsler var ya. Burada mekanımız. Orendo adında bir yere geldik. Keserim, tamam. Henüz burası restoran olarak aktif değilmiş ama böyle etkinlikler falan yapılıyormuş. Bizi de buraya getirdiler. Festival ekibi, jüri, işte tüm ekip dediğim gibi burada herkes. Çok tatlı bir yer. Burada oturan var mı? Teşekkürler. O zaman ne yediğimizi paylaşayım. Şöyle bir kağıt kebabı var. Burada yoğurtlu süzme yoğurt mezemiz var. Salata. Bu biberleri dokunmak bile istemiyorum. İyiymiş bunlar. Biberler çok güzel. Acı. Mahmut acı ve Nazlı. Neyidir ya? Bunlar mı? Biberler. Güzel sayılır. Ha bak geçen şeyde işte. Ne şöyle şeyler yapıyor. Ne koyacaksın? Sen çantayla mı geldin? Altımızı yapıyoruz. Sesimden de anlaşılacağı üzere henüz ayılamadığım çok belli. Evet, neredeyiz? Şimdi Batı Ayak Köprüsü'ne geldik. Hüseyin Bey bizi buraya getirdi. O ben değilim şoför. Osmanlı döneminde yapılmış bu tarihi köprüye Batı Ayaz da deniyor. 2019 yılında 2.6 milyona restore edilmiş. Hoş gördük. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Bize mandalina ikram ettiler. Çok tatlı. Mis gibi kokuyor. Hıdır Bey Musa 3000 ağacı. Yıllık geçmişi olduğuna inanılan Hıdır Bey Musa ağacındayız şimdi. Heybetiyle gelen ziyaretçileri kesinlikle etkilemeyi başarıyor bence. Ağacın gövde çapı 7,5 metre, çevresi 21, dalları da yaklaşık 1000 metrekarelik alanı kaplıyormuş. Ağacın etrafı böyle. Burada oturma yerleri var. İnsanlar oturuyor. Musa ağacındayız. Rivayete göre Hazreti Hızır'la Musa burada buluşuyor ve Hazreti Musa asasını yere işte vurduğunda bir yeşil bir şey çıkıyor, kilit.
İşte o ağaç da bu ağaç. Hemen Musa ağacının karşısında Albayrak Çeşmesi'nden su içiyorum. Diğer bir deyişle ölümsüzlük suyu. Her köşeden akan sular, dereler var burada. Suyun şırıltısı insana gerçekten huzur veriyor. Teşekkürler. Burada güzel bir yöresel pazar var. Şimdi oraya bakalım. Çok güzel kokuyor burası. Vakıfkaya. Vakıflı mıydı? Vakıflı köyüne getirdi. Burası bir Ermeni köyü. Şimdi kilisesine doğru ilerliyoruz. Şöyle etrafa da bir göz atalım giderken. Vakıflı, Türkiye'nin bütün nüfusu Ermenilerden oluşan tek köyü. 35 hane, 160 kişilik bir köy burası. Buranın bir diğer adı Patrick Mesrop Kültür Merkezi. Her yıl Ağustos'un ikinci pazarı Meryem Ana yoğurtusu şölenlerine ev sahipliği yapıyor. Burada odalar var. Biri beni çekiyor. Bakalım kapı açılıyor mu? Tabii ki hayır. Arabanın içinde direkt tutarak dönüyoruz. Burası böyle bir yermiş. Burası Samandağ, Kevlik'te etrafında 3 kez dönülerek dilek tutulan bir yer. Fakat adını, hikayesini hatırlayamıyorum şu an. Bilen biri varsa yorumlara yazması gerçekten güzel olur. Samandağ Kevlik'miş burası. Böyle balıkçılar dizili. Şu tarz şöyle otobüsler falan da var. Onları da şeye çevirmişler. Büfemsi bir olay. Hatta hepsi konteyner sanırım bunların. Yapılı bir şey yok yani. Hepsi seyyar. Balık ekmek yiyeceğiz şimdi burada. Efendim. Gel şöyle, seni şuraya yürü, gel. Hüseyin bu yaz hiç denize yaklaşamadı. Ben kaç kez girdim. Seni çekiyorum. Yakala. Yakala, göster kamera. Niye, çok mu güzel bir taş? Aa, kalpliymiş. Ve denize kavuştum. Sen bu konuda Saman Dağı'nın Kevlik halinde, güney, Türkiye'nin güneyin en burun noktasındayım. Değil mi? Evet, burun noktadayım. Yani güneyin en güneyindeyim. Evet. Gördüğümüz dağ Musa Dağı. Musa Dağı. Şöyle şuradan alayım be. Asıl dağ orası ya. Karkıda gördüğümüz dağ. Tel Dağı diye geçer Hars dilinde. Tel Dağı. Evet. Arapçada Nebel Akre. Çok pardon, tekrar. Nebel Akre. Burada görünür yere Titus tünellerine. Oraya girince bakalım. Titus tünelleri, evet. Girip şu tarafta kalıyor. Tam şu ışığın olduğu taraf. Tam burun. Kel Dağı'nın diğer tarafı. Tam burun. Burası da Laski. Suriye bölgesi. Şimdi uskumlularımız geldi. Şöyle salatalarımız. Pardon.
Hüseyin'i bekliyorum. Vah vah. Sen bu sabah canlı mıydın? Beğendim. Beğendin mi? Geliyor. Sen öyle bir evin var. Ay çok geldi. Aynen. Güzel. Çok tatlı. Bebeğim nereye geldik? Titus Tüneli. Beşikli Mağara ve Doğa Yürüyüş Yolu. Trinking. Evet. Rahat. Trinking mi? Trinking. Şöyle etrafı da hemen göster. Nereye geldik Sevdacığım? Demin söyledik ya Titus Tüneli. Bu sefer ben sordum. Evet şöyle bir şey. Arkamızda 3 tane taş var. Dikili taş bunlar. Ben müze kartımı getirdim. Hüseyin yanında getirmemiş. Getirmedim. Herhalde TC'mi girince gözükür yani. Online'dan. Gözükmüyorsa sıkıntı. Görünür bence ya. Yani teknoloji çağındayız yani. Solumuz dağ. Sağ tarafımız ise gördüğünüz gibi muhteşem bir deniz. Çevlik burası. Büyük bir ihtimalle güneş bu tarafa doğru batacak. Burada açı çok güzel ya. Gel şurada fotoğraf çekelim. Şöyle yolu da göstereyim. Şimdi fotoğraf çekmek için kapatıyorum. Burada böyle bir işletme var. Tellerle çevirmişler. Ay bebek narlar. Ya. Elime diken battı. Ne? Hangi diken lan o? Kim battı lan eşime? Burası ne? Ay! Eko yapıyor. Dubleks bu arada. Üst kat terası da var. Pencere var doğayı izlemek için. Deniz manzaraları aynı zamanda. Mahmut burayı kendine tahsis etmiş. Mutfağı buraya koyacağım. Mutfak bu taraf. Misafirler gelince koltuk zaten hazır. Bu tarafta. Orada böyle mini için... bar gibi bir şey. Bence ya, orası ocak için. Olmaz mı? İçinde odunlar yakarsın. Tam işte mutfak burası. Ha şey ama. Köşede şuradan bir tane şey açacağım. Yukarıya. Yukarıya. Emlakçı. Dönüyor. Depozito da kol gibi şey. İçi bir yerde. Ha? Bak teyukaktüs. Üzerinde bir şey var. Terledim. Biraz sıcak olmaya başladı. Şu an nereden geçiyorum? Burası da Titus'un bahçesi. Sağ tarafta neyin? Hüseyin yine bir şeyler çekiyor. Bu sevimli arkadaşların isimlerini bilmiyorum. Ay zeytinler. Tatlı. Ama senin kadar tatlı değil. Burası böyle bir çay bahçesi gibi bir yer. Ya zeytin kırıyorlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba ya Fahide amcana. Merhaba ya. Merhaba. Merhaba de. Trekking yolundayız. O zaman devam. Devam. Terli misin? Böyle boncuk boncuk oldu. Bebeğim ne yiyorsun? Bak.
Ben sizi yersem boğazında kalır. Ama senin de var. Thank you. Ben ekşi şeyleri sevmiyorum ya. Ha. Olsun, bu vitaminlidir, doğal. Sence ne tarafa gittiler? Ne tarafa gitmiş olabilirler? Ve böyle yol ayrımına girerek kayboluyoruz. Hani filmlerde olur ya. Gençler Titus Tüneli'ne gezmeye gelmişlerdi. Trekking yolunda yürürlerken yol ikiye ayrıldı. Gençler soldan girdiler. Hayatın hatalarını yapmışlar mıydı acaba? Ay. Ve zamanda yolculuk yapacakları... İleri gitmek aşırı zor. Zamanda yolculuk yapacakları mağaraya gerçi gelmişlerdi. Baksana. Oradan da geçsen şöyle... İşte her türlü aynı mağaraya gidiyoruz. Let's go. Ve... O mağaraya girdiklerinde 1900 yılına geri döndüler. Ay öyle bir şey olsa ya. 1900 yılına. Titus tünelleri şurada mı yoksa? Evet. Şurada bir silah var ya. Şurada akan bir su var. Zaman suyu. İşte bu zamanı temsil ediyor bu su. Gözünü seveyim. Nerede? Ha şu mu? Minik kanal. Kanalcık. Buradan böyle yürüyoruz. Yol üzerinde sürekli bu tarz bir mağara girişi. Buraya böyle bir şey yapmışlar. Oha. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum, görüşürüz. Şurada bir delik var. Hop 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 hop. Hop hop hop. Gitme kal ne olur, bırakma ellerimi ne olur, gitme. Mağara çekim. Artist ya. Her köşede böyle doğal sabunlar, doğal meyveler satan minik büfecikler var. Baharatlar. Benim burun zeytini çok güzel ya. Zeytin alalım. Yok artık. Şunu gördün mü? Titus tüneli insan eliyle oyulmuş en eski tünel olarak biliniyor. Kral Vespasianus tarafından yapımına başlanan Titus tüneli oğlu Titus döneminde tamamlanıyor. Kenti selden korumak adına yapmışlar. Şu ileride bir ışık uzmesi var. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Tak. 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 İşte o uzme bu. İşte buradan böyle bir yoldan geldik. Yani bunu zamanında nasıl oymuşlar? Bana bak! Şey fotoğraf. Buradan böyle yürüdük. Beşikli mağarasındayız şu an. Şöyle. Beşikli mağarası kaya mezarları olarak en geniş ve en ünlüsü. İçerisinde 12 mezar bulunuyor. Hepsi el yordamıyla oyulmuş. Köpekler saldırmıştı bize. Bak bak birbirine mıncıklıyorlar. Benim ben de köpek istiyorum ama kodumundan. Ve mükemmel manzara eşliğinde çıkıyoruz. Çıktık. İşte buranın otobüsleri böyle. Bizim YTT'nin bir tık daha midi halleri. Meydanda oturuyoruz.
Bebeğim. Aslı su nehri. Bebeğim ya. Bu esprileri sanki bir tek Ceyda yapıyor. Evet, ne yapayım, aklıma hep o geliyor. Seni afişin yanına çekeyim mi? Gel şöyle şu tarafa. 10. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde finalist olan ben. Finalist mi yoksa finalist filmler arasında mısın? Finalist filmler arasındasın da benim. Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami'nin avludayız. Şadırvana telefonu koydum böyle. Her yerde bir Ulu Cami olması yalnız. Hani 18. yüzyılda Memlüklüler tarafından inşa edilmiş Hatay'daki en eski ve en büyük cami. Ne kadar çok fotoğraf çektin ya. Öyle, bizde böyle. Ama her biri birbirinden farklı. Asla aynı yerde iki defa fotoğraf çekmem. Sadece yatay ve dikey çekerim. Niye da... asla dedin ki şimdi? Böyle. Tarzımız. Ya yatıyorlar burada. Şurada bir künefeci heykeli var. Her yer o kadar tatlı kokuyor ki. Mis gibi künefe kokuyor. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Antakya El Sanatları Müzesi'ne gidiyoruz. Salça çekiyorsun. Evet. Eyvah. Bak, dikiş makinesi var şurada. Çeşitli fesler. Tabukalar. Kavallar, neyler. Neyler. Bir de meyle var ya. Neyleyim bu hayatı. Taş boyama. Geliyorum. Bu şey Amazon kadını. Burada da mı var Amazon kadın? O kadın. Pardon, Amazon belki. Kadın değil. Amazon kadın şey attan değildi. O atın üstünde. Ha. O şekildeydi kafam karıştı. Evet. Bunun yarısı at, yarısı. Bu Herkül'deki değil mi ya? Galiba. Defne ve Apollo. Aa, şunu çeker misin, Defne ve Apollo'yu? Nerede? Defne ve Apollo. Biraz mitolojiye girdi baykuşumuz. Şu diğerini bilmiyorum. Burası da böyle toplantı salonu gibi. İnelim. Muhammara. Muhammara'ydı değil mi? Evet. Muhammara diye geliyor ama gibi bir. Salatamız var. Şöyle masaya. Şöyle bir kafeye geldik. Mahmut'un nargile aşkından. Şöyle mekanı göstereyim. Bir şey söyleyeyim mi?
Güzelmiş burası, beğendim. Niye varsa turu çekmek şey mi yani? Seni yarım yer. Mamu sen onu bunu bırak. Bu saatte. Bunlar ne? Bunu söyle. Şimdi Harbiye'deyim. Bugün yedik ama doyamadık demek. Öyle. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Harbiye dürümü yine yiyoruz. Ne düşünüyorsun? Şimdi Harbiye dürümü Harbiye'de yenir. Harbi mi? Harbi. Harbi yenir. Lütfen bu hatayı yapmayın. Bir de Harbiye dürümünü yerken şöyle demeyin. Lütfen acısı az olsun demeyin. Acısını bol acılı, bol soslu isteyin. Hemen burada araya bir parantez açmak istiyorum. Kesinlikle az acılı isteyin. Hatayı başta. Çünkü evet, hatayı başta. Öyle değil mi? Hatayı kendinizde aramayın, Akdeniz'de arayın. Mesela öyle misin? Ayranlarımızı böyle getirdiler. Şey oldu, erken ayı. Biz var ya, ne girdik ya? Biz öyle şey ya. Artık normal acı yetmedi adama, gidip saman daha biberi getirdi. Bu da Bursalı. Tekrar söylüyorum, Bursalı. Bir de önceki herkesin o itici muhabbetini ben de yedim. Kesin dede sultan. Evet, ikinci gün kahvaltımız şöyle. Adetten de çekelim. Şimdi geçtiğimiz köprünün bir adı varmış. Köprü bakı diye geçer. Köprübaşı diye geçiyor ama... Ama etek kaldıran köprükü. Neden etek kaldıran? Bak bu arada hemen... Tehlikeli oluyor. Bu arada hemen yaya geçidini de göster. Bak şimdi. Burada böyle bir kültür var. Yaya geçidini adımımız attığımız an. Şu an yaya geçidinden geçiyoruz. Bir dakika. Hangi künefeciye gidiyoruz? Ne tarafa gidiyoruz? Antakya. Nerede? Sinar altı, Yükümürt'te. Uzun çarşı. O zaman diğer şeyde, caddede. Şimdi künefe yemeye geldik. Şöyle etrafı göstereyim. Hüseyin'le kömbe almaya gidiyoruz. Kömbe kömbe. Benle özellikle babam bu tarz böyle değişik lezzetler yemeyi seviyoruz. Fatih, kömbeler. O yüzden orada otururken dedim hadi gidip bakalım. Kömbeler böyle. Bu sade. Bunlar susamlı. Fatih, karakter biliyor musun? Bir bakalım. Tereyağlı. Çok lezzetli. Dövizin tadına abi, bakıyorum. O ayçiçek yanı, bu tereyağı. Şöyle söyleyeyim, kavala kurabiyesinden sonra benim için ikinci sıraya geçmiş olabilir sanki. Ben... Zaten şeker kullanmıyorum. Çok güzel görünüyor bebeğim. Hadi tat bakalım, çekiyorum seni. İstanbul'da yediğin gibi mi yoksa? İstanbul'da o şeyin oradaki, Eminönü'nün oradaki başka. O apayrı güzel ama bu da güzel. Tamam. Zaten genelde bir Mantar sinifi sütle içtiler. 1.40-1.45 gibi. Aslında böyle yeniyormuş. Ne? Külefe. Evet, Uzun Çarşı'da dolaşıyoruz. Uzun Çarşı, Hatay'ın simgelerinden. Şehrin tarihi İpek Yolu üzerinde yer almasıyla çarşı eskiden itibaren ticaretin merkezi konumunda. Yaklaşık 3,5 kilometre. Yaya geçidinden çok rahatça geçiyoruz. Arabalar gayet duruyor. Bu sevimli heykel Kral 2. Şüphililuğuma'ya ait. Umarım adını doğru söylüyorum. Orijinali 1,5 metre ve 1,5 ton ağırlığında Hatay Reyhanlı'da ortaya çıkarılıyor. Bugün hava biraz serinledi. Sağanak yağış bekleniyormuş zaten. Güzel oldu. Şöyle şuradan yürüyüp geldik. Şimdi gösterim için bekliyoruz. Bu sahnede filmi izleyeceğiz. Önce Robert'ın filmini, sonra Hüseyin'lerin filmini. Hüseyinler röportaj verecek. Onun için sahneyi ayarlamaya çalışıyorlar. Yazında festivallere başvurmaya başladık.
Şu anda da zaten yurt dışında 1-1,5 yıl gibi festivallerde dolaşıyor filmimiz. Şu ana kadar 5 adaylığımız, 2 tane de ödülümüz var. Türkiye'de ise ilk defa Antakya Film Festivali'ne başvurduk. Burada da finalist olduğumuz için festival ekibi de bizi burada çok güzel ağırladı. Diyeceklerim bu kadar. Deneyiminiz yoksa size herhangi bir iş vermeme, bir de deneyim kazan ondan sonra gel diyorlar ya. Bu film aslında onlara karşı yapılmış bir film. Yönetmenlerimiz pozlarını veriyor. Hatay gastronomi evine doğru ilerliyoruz. Yolda dolaşırken mozaik magnetler falan da aldık. Akşamki ödül törenine kadar olan vaktimizi değerlendirelim dedik. Gastronomi evini bulmuş bulunuyoruz. Buyurun efendim, buyurun, hoş geldiniz. Geliyoruz ne bakalım. Ne kadar da güzel bir müşteri, aman Allah'ım, aşk Allah oldu. Allah. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. İki kişiyiz. Yemeğini bekliyordu. Acıkmış. Nasıl görünüyor burası? Güzel değil mi etraf? Yani. Ama burada bir sürü şey var. Gastronomi evi çok var. Bir tane çünkü yok yani. Herkes yapmış yani. Zaten Hatay mutfağı çok önemli ya. O yüzden. Oha. Ispanaklı fellah köftesi söyledik. Şimdi diğerlerini de çekeceğim. Çok güzel. Benim çorbam geldi. Kayçay böreğini göster. Azallah. Adak çorbasında nohut, pirinç, incik et var. Gözünü yemeğimden alamıyordu. Kendisininkini o kadar hızlı bitirdi ki benimkinden de yiyebilmek için. Çünkü o bir yemek canavarıydı. Sen demin yemeğini mi çekiyordun? Yakalandın. Gel, hadi sen de yürü, gel. Çok güzel görünüyor, çok az tadına bakacağım. Gel. Ben çorbamı çoktan bitirdim. Ortadaki mezelerden devam edeceğim. Aa, çok güzel. Ve gösteri burada. Gururu ve bu coşkuyu bizimle yaşadılar. Öncelikle onlara çok teşekkür ederim. Antakyalılara ayrıca teşekkür ederim. Speak in English. I am so sorry. No problem, please. Evet, yönetmenleri de buraya alalım lütfen. Hayatımın son 5 günü ve değerli resmini, yönetmenleri, buyursunlar lütfen. Evet, alkışlayalım. Sahneye geliyor iki genç isim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün de son filmdi. Ama güzel filmdi gerçekten. Biz tabii çok önce izledik bunları. Jüri de izledi. Ve hep birlikte karar verdik buna. İlk filminiz miydi? Daha önce... Çok özür dilerim. İsimlerinizi zikrederek bir konuşmalarımızı yaparsak çok söyleriz. Hepsi de hatalarımız. Buyurun. Tamam. Bağlayacağız. Ben Hüseyin Baş. İki yönetmen çalışması zor mu? Değil. İki kişi. Evet. Çok. Bir tek kişiyle şahane bir 90 dakikalık film çekmişler. Çok zor işti. Literatürde zaten bir örneği yok. İki kişi tüm ekip 93 dakika. Ve siz de bizden 10. yıl özel ödülünü aldınız çünkü...
Son gün, son kahvaltımız Hüseyin'cim. Burada kahvaltının en güzel olayı zeytinler. Şelaleye yürüyoruz şimdi. Bak bir şırıltı var, duyuyor musun? Efendim? Nereden bilmiyorum? Hiç bilmiyorum. Bir yaklaşayım sese doğru. Aa, bak görünüyor birazcık. Gördünüz mü? Çok güzel akıyor. Yukarı çıkarken alayım, olur mu? Bu sabah fillerle ilgili çok güzel bir şey okudum. Bunlar 60 lira. Burada şöyle bir özelliği var, göstermek isterim. Şelale başladı. Nasıl serinlik geliyor. Şu yoldan yürüyerek geldik. İşte burada şelalemi senin çektim. Burada var, fotoğraf çekmeye çalışıyor. Burada şöyle alanlar var. Daha devam ediyoruz. Yol bitmedi. Su buradan geliyor. Kafenin içinden geçiyor. Ya da kafeyi üstüne yapmış da olabilirler. Şu yukarıdan da böyle otantik olsun diye işleyen çatı yapmışlar. Burada da bir salıncak köşesi var. Kuak kuak kuak. Yürüyoruz da şelaleye doğru. Bu inişin bir de çıkışı var. Böyle şuraları da göstereyim. Abi. Bu büyük şuraya giden yolu var, bu tarafa giden yol var ve hepsinde şey yazıyor. İşte atıyorum, yok Çınaraltı Şelale, yok... Sonunda alanımızı bulduk. Apollon Şelalesi'nin bir hikayesi varmış. Şimdi onu okudum, özet size geçmek istiyorum. Apollon Defne'yi görüyor, ona aşık oluyor. Onu kovalamaya başlıyor. Defne o kadar korkuyor ki Tanrı'ya dua ediyor onu bir ağaca çevirmesi için ve ağaç oluyor. Apollon da bunu çok üzülüyor ve gözyaşları artık o kadar çoğalıyor ki şelaleye dönüyor. Yani ben rivayetleri söylüyorum. Ne sallıyor bu kız ya? İşletmecilere sorduk. O hani internette gördüğümüz dökülen büyük şelale görüntüsü hani nereden, nereye oturalım, nereden seyredelim diye. Dediler buraya hep mekan açıldı. O kapandı. Kapandı derken o manzara kapandı. Zamanla sel falan da olmuş. Böyle şelalenin konumu değişmiş, akışı değişmiş falan.
Şimdi kalan kısımları size gösteriyorum. Buradan çıktık. Kalan kısmını bir saniye dedik. Bir şekilde şurada var bir görüntü yani. Az önce arkadaşın söylediği üzerine bizim para verip, yani sevdalıcığımın para verip aldığı bu yapraklar, şunlar. Allah aşkına. Şuradaki bütün ağaçlarda olan yaprakmış. Adam diyor ki, harbiden diye buna para mı verdiniz diyor. Gidin diyor şu dallardan toplayın diyor. Şok şok şok. Yani tamam, burada bu adam söyledi, herkes söylemiyor. 1 ve 5 lira sadece. Ama ağaçta bedava. Yaşlı teyzeydi bu bir. İkincisi kekik için mesela şeydi, tabii ki bunu bulamazsın. Bu mevsimlik çıkıyor ve... Tamam, adam buna niye para verdin demedi ki. Buna niye para verdin dedi. Tamam, bunu alırken onu da aldım. Hem az 5 liraydı hem de... O teyze var ya, senden benden zengin. Ey gide. Böyle bir manzarada da çayımızı içiyoruz. Defne hırsızı yakalandı. Selam ağaç. Güzel ağaç. Anam, kuş çuvaları da var. Herhalde burada da hemen koşarak geldi. Ya. En azından bunun görüntüsü var yani. Helali. Daha yakından en yakın görebileceğimiz bu galiba. Hüseyin ne yapıyor bakalım. Figür fotoğrafçılığı. Böyle akarak geliyor. Devam ediyor. Şöyle bir bahçesi var. Çok güzel ya. Şuraya bakın. Çok tatlı değil mi ağaçlar? Temiz. Sakin. Defne yağı. Bel ağrısı, diz ağrısı, saç dökülmemesi için kullanıyorlar. Çok büyük bir faydası var. Anladım. Herkes bunlardan alıyor. Kantrol yağı yara için. Yanık için. Bu neydi? Süper. Bu defne tohumları. Defne yağı bundan çıkıyor. Evet. Ben sanıyorum ki şu şekilde yapraktan defneyi yapılıyor. Oluyor. Yapraktan yemeklere koyuyorlar. Anladım. Evet, çok faydalı. Attım. Bir dakika mı aldı? Bir tamam. Dakika aldı dersen bile yalan olur. Ay, sanırım tamam, ben anlattım şeye. Ses attım Mahmut'a. Ay ne kadar güzel görünüyor. Ay ne tatlı bir yer ya. Böyle bir yağmur başladı ki. Şöyle göstermek istiyoruz. Görünüyor mu? İstanbul'a geldik. Geldiğimiz gibi bizi yağmur karşıladı. Derse binamayın çünkü hala Hatay'dayız. Ve şu an dışarıda deli gibi yağmur var. Hatta şu an havalimanına doğru gidiyoruz. Hüseyin abi götürüyor bizi. Şuradan Hüseyin abiye bir zoom yapayım. Kendine iyi bak. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben memnun oldum efendim. Sağ olun. İnşallah yine efendim. Görüşürüz. Yine beklerim. Yağmur bizi İstanbul havasına hazırlıyor şu an resmen. Hani diyor ki bir hava şoku geçirmeyin. Önden sizi hazırlıyorum. Şimdi de güneş açtı. Hatay beni şaşırtmaya devam ediyor. Güneş açtı diyorsun ama şu an yağmur damlacıkları... Uçağımızın ismi Serik. Antakya ya da Hatay. Gezimizi güzel anılarla tamamlarken tekrar bu şehre gelip göremediğimiz yerleri görmek, tadamadığımız lezzetleri deneyimlemek isteğiyle şimdilik buradan ayrılıyoruz. Antakya doğa, kültür ve inanç turizmi başkentlerinden olmayı hak ediyor kesinlikle. Bizim için yaşayabileceğimiz şehirlere eklendi bile. Kayda alınmamış onca güzel an ve sohbet ettiğimiz kişiler
Hatay'ı gönlümüzde çok ayrı bir yere koydu. Şimdi İstanbul'a döndük. Yeni metroya bindik. Gelirken kullanamamıştık. Acele olduğumuz için ama şimdi acele olmayacak. Cümleye asalım. Diyorum ki sen niye o tarafa koyuyorsun? Aynen. Kurgulasam da öyle olmaz. Ne sandın? İkili menü diye aldım. Kişi başı bir fiyat yazmışlar. Şuraya bakar mısın? Bir söyledim, 3 kişilikmiş. Allah'tan karım hayvan da hepsini yer. Bak.